Gençlere de naçizane önerim şu: anılarını hep yazsınlar, not tutsunlar. Çünkü genç yaşlarda insan gelecekte ne olacağını bilemez. Eğer benim bir anı defterim olsaydı, şu anda adımı taşıyan 6 kitap var. Bu belki çok daha fazla olabilirdi. Edirne Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen kitap fuarı, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen törenle kapılarını açtı. Fuarın onur konuğu ise usta gazeteci yazar Uğur Dündar oldu. Konuşmalarını yapmak üzere Edirne 4. Kitap Fuarı'nın onur konuğu, araştırmacı, gazeteci, yazar, televizyon programları sunucusu Sayın Uğur Dündar'ı davet ediyoruz. Açılış törenine Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekilleri Erdin Bircan ve Okan Gaytancıoğlu, İzmir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Tuncay Özkan ve çok sayıda kitapsever katıldı. Fuara onur konuğu olarak katılan gazeteci yazar Uğur Dündar, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Dündar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Edirne benim hafızamda hep güzelliklerin olduğu bir kent olarak yer etmiştir. Yaşamım boyunca da öyle kalacaktır, dedi. Edirne benim hafızamda hep güzelliklerin kenti olarak yer etmiştir ve yaşamım boyunca da bu böyle devam edecektir. Benim yazarlığıma gelince, bir gün İstanbul'da TÜYAK kitap fuarına gittim yıllar önce. O sırada henüz kitabım yok. Upuzun bir kuyruk, böyle standların arasından, yayın evlerinin, ofislerinin arasından dolanıp bir yere kadar gidiyor. Çok merak ettim. Ve çok da imrendim. Kim acaba bu yazar diye. Sonuçta benim hala hayranı olduğum değerli toplum bilimci Profesör Emre Kongar'ın önüne geldim. Ve o anda içimden acaba günün birinde ben de bir kitap yazsam böyle bir ilgi görebilir miyim diye bir duygunun geçtiğini itiraf etmeliyim. Ben AKP iktidarı sayesinde yazar da oldum. Okumanın kadar yazmanın da önemine değinen Dündar, eğer bugün benim bir anı defterim olsaydı, şu anda adımı taşıyan 6 kitap var. Bu belki de çok daha fazla olabilirdi. Çünkü insan zaman zaman unutmaması gereken çok değerli anıları unutabiliyor. Eğer yazarsanız onlar ileride size çok değerli kitap malzemeleri teşkil edebilir. Herkes de bir şey yazmalı bence. Ben herkesin keşfedilmesi gereken bir yazarlık tarafı olduğunu yürekten inanıyorum, dedi. Mayıs, 15 Mayıs tarihinden bu tarafa ben haftada 5 gün Sözcü'de köşe yazarlığı yapıyorum. Çok şükür yazılar okunuyor. Bu arada kitaplar da yazdım. Ve Emre Hocam'a benzer kuyruklar kitap fuarlarında benim için de oluştu. Bir gün Didim'e gittim bir güzel yaz gecesi. Merak ediyorum ne olacak acaba diye. Bir şeyler yedik güneş batarken. Sonra imza atacağım yere geldik. Şöyle bir baktım. Hiç abartmıyorum. 1 kilometreye yakın bir kuyruk oluşmuş. Gece 8'de oturdum. Sabah 2:30'da hala imza atmamı bekleyen çok değerli okurlarımız vardı. Onlara sonsuz müteşekkirim. Gençlere de naçizane önerim şu: anılarını hep yazsınlar. Not tutsunlar. Çünkü genç yaşlarda insan gelecekte ne olacağını bilemez. Eğer benim bir anı defterim olsaydı, şu anda adımı taşıyan 6 kitap var. Bu belki çok daha fazla olabilirdi. Çünkü insan zaman zaman unutmaması gereken çok değerli anıları unutabiliyor. Eğer yazarsanız onlar ileride size çok değerli kitap malzemeleri teşkil edebilir. Herkes de bir şeyler yazmalı bence ve herkesin de keşfedilmesi gereken bir yazarlık tarafı olduğuna yürekten inanıyorum. Konuşmaların ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dündar'a Edirne Kari Tablo ve Edirne Belediyesi'nin yayınladığı kitapları hediye etti. Dündar, açılışın ardından uzun kuyruklar oluşturan okuyucularının kitaplarını tek tek imzaladı.
açılış töreninin yapılmasının ardından bu yıl Edirne Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen kitap fuarı yüzlerce kitapseverin ziyaretine açıldı. 7-16 Ekim tarihlerinde ziyarete açık olan kitap fuarında Türkiye'nin seçkin yazar ve yayın evlerinin eserleri okuyucularıyla buluşacak.